Evet, birkaç gündemden önemli haberi hızlıca sizinle paylaştıktan sonra yine bir konuya biraz daha yakından bakalım. Hepimizi de ilgilendiren bir mesele bu. Çünkü emeklilikte bazı değişiklikleri içeriyor aslında. Emeklilik sisteminin değişmekte olduğu, değişeceği ifade ediliyor sayın seyirciler. 2019 yılında hayata geçirilmek istenen bir sistem bu. Ancak sonrasında rafa kaldırılmış. İşte şimdi bu değişiklik yeniden raftan indiriliyor. Ve orta vadeli programa göre 2024 yılı son çeyreğinde tamamlayıcı emeklilik sistemine geçilmesi hedefleniyor. Peki tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir ve bizim hayatımızı nasıl etkileyecek? Yine böyle geriye dönük olarak işletilmesi gerektiğine dair bir tartışmayla mesela karşı karşıya kalacak mıyız? Birden fazla emekli çeşidi mi olacak acaba elimizde? Bir öğrenelim, soralım. Yargıtay 21. Onursal Daire Başkanı Mesut Balcı bizimle birlikte olacak. Mesut Bey merhabalar, hoş geldiniz KRT günüsüne. Merhabalar, hoş bulduk Remzi Hanım. Çok teşekkürler. Bu tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir efendim? Şimdi bu sisteme geçilmek isteniyor uzun süredir. Çünkü yeni iş kanunu 4857 sayılı kanun 2003'te yürürlüğe girdiğinde bu kanunda kıdem tazminatı diye bir düzenleme yok. Ama eski iş kanununda 1475 sayılı kanunda 14. madde var. Kanun yürürlükten kalktı ama bu 14. madde yürürlükte kaldı. Kıdem tazminatları bu maddeye göre ödeniyor. Yani bu niyet 2003'ten beri var. Yani kaldırmak için onu yeni kanuna koymadılar. Ama tabii tepkiler oluyor. Bu tepkiler olduğu için özellikle kamuda çalışanların kıdem tazminatları garantide. Onlar emekli olduğu zaman, işten ayrıldığı zaman bunu alabiliyorlar. Onun için daha çok kamu çalışanları veya kurumsal firmalarda çalışanların tepkileri olabiliyor. Hı. Ama bunun yanında kıdem tazminatını hiç alamayanlar var. Mesela işveren de kötüye kullanıyor bazen. Hı hı. 11 ay çalıştırıyor, 11 ay sonra çıkış veriyor. 11 ay çalışan bir işçinin kıdem tazminatı hakkı yok. Hı. Çoğu zaman bu işçinin şekilde bundan haberi bile olmuyor galiba, öyle değil mi tabii, Mesut kötüye Bey? Kötüye kullanılıyor bu. İşveren değiştiriliyor bir şekilde, şirket adı değişiyor. Türlü yollarla bu işten kaçınılıyor. Kıdem tazminatı yükümlülüğünden kaçınılıyor. Şimdi bu yönden baktığımızda bu iyi bir şey. Hı hı. Çünkü yıllık brüt ücretin 12'ye böldüğümüzde 8.33'ü işverenden tahsil edilecek. Yani buna devlet garanti vermesi lazım. Sosyal Sigortalar Kurumu herhalde bunu yüklenecek. Sosyal Sigortalar Kurumu kendi primlerini tahsil edemezken yani bunu nasıl takip edecek? Yani bunu biraz daha ciddi şekilde takip edilmesi lazım. Şimdi her Mesut ay Bey, beni mazur görün. Biraz daha böyle hani anlamak istedim. Benim anladığım kadarıyla şimdi bu kıdem tazminatının bir fonda tutulması düşünülüyor. Öyle evet, değil mi? Evet. Ve bu fona yine anladığım kadarıyla işverenin ve devletin de bir katkısı olacak hatta. Öyle değil mi? Ve siz diyorsunuz ki bunu işverenin kontrolünden çıkartıp devletin kontrolüne vermek aslında çalışanlar açısından iyi bir şey. Çünkü zaman zaman insanların kıdem tazminatları ödenmeyebiliyor. Burada bir takım arka kapılar denenebiliyor. Fakat bir taraftan da böyle fon dediğimizde bizi ürküten de bir durum var. Biliyorsunuz ne zaman Türkiye'de bazı paralar bir takım fonlarda toplansa o fonlar amacı dışında kullanılmıştır. Burada mesela böyle bir risk var mıdır? Tabii ki. Şimdi bu devletin kontrolüne geçecek. Her ay yatacak. Hı. Ve siz bundan emekli olduğunuz zaman bunu tamamını alamayacaksınız. Bazı hallerde bu tasarı, daha önceki tasarıya göre evlendiğiniz zaman, işsiz kaldığınız zaman ya da ilk konut aldığınız zaman ağır hastalık halinde bunun birikiminiz neyse onun %10'unu alabileceksiniz. Şimdi bu %10'da zaten konut da alınmaz,
Evlenilmez de. Yani çok uzun süre çalıştıysan tabii ki işe yarayabilir ama düşük bir rakam. Yani böyle mazeret dışında bunu almanız mümkün değil. Ta ki emekli olduğunuz zaman bunun %25'ini size ödeyecekler, geri kalan da aylık bağlayacaklar, size aylık ödeyecekler. Yani siz bunun üzerinde tasarruf yetkiniz, eski kanun, kıdem tazminatının şu anda mevcut haliyle bir tasarruf yetkiniz var. Siz emekli olduğunuzda hepsini talep edip alabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Şimdi bunun sakıncalı yönlerde, işçi yönünden bunlar var. Yani Ama şimdi bir kere de alamayabilir mi diyorsunuz? Devlet bu tazminatı parça parça ödeyebilir mi diyorsunuz mesela? hayır. Emeklilik sistemi ya adı. Tamamlayıcı emeklilik sistemi. Bir emekli sistemi içinde sosyal sigortadan, Bağkur'dan emekli olacaksınız. Onun dışında bir de buradan emekli maaşı bağlanacak. Çünkü adı emeklilik sistemi. Onun için burada toptan ödemenin yapılması söz konusu değil tamamının. Bunu devlet kullanacak bu parayı. Kullandıktan sonra eğer iyi kullanırsa nereden bunu nasıl değerlendirecek? İyi değerlendirirse alacağınız para iyi olur. Hatta devlet katkısı da olursa bu cazip hale gelebilir. Ama Emeklinin onun dışında hayatında ben emekli olmaya karar verdim. Benim hayatımda bu sistem öncesi ve sonrasında ne değişecek tam olarak? şimdi sistem yürürlüğe girdiği zaman bunu geçmişe yürütemezler. Yeni artık sistemi alabilirler insanlar. Çünkü geçmişe yürütmek bunu müktesep hakları ihlal eder. Yani böyle bir kanun Anayasa Mahkemesi'nin iptal etmesi gerekir. Zaten geçmişe yürümesi de düşünülmüyormuş bunun. Geçmişe yürümeyecek. Kanun çıktığı andan itibaren bu sisteme girilecek. Daha eski kanundan yararlanacak o tarihten önceki kıdem tazminatlarını tahsil edebilecekler. Ama ondan sonra sisteme girenler, yeni girenler ilk defa çalışıyorsa ta ki emekli olduğu zaman 60, 70 yaşında, 68 yaşında neyse o zaman bu sistemden para alabilecekler mazeretli haller dışında. İşsizlik halinde tabii işsizlik sigortası da var. O da devam ediyor. Onunla bunu birleştiremezsiniz. Ama buradan da %10'unu alabilecek. Ben işsiz kaldım diyecek. Bana verin paramı diye %10'unu alabilecek. Şimdi Şimdi burada tabii sözlerinizden devlet yanlış anladıysam düzeltin lütfen ama 60-70 sene sonra dediğiniz için söylüyorum. ya o yaşlarda diyorum hep. 2024'ün son çeyreğinde bu sistemin devreye girmesi bekleniyor. Evet. Dolayısıyla bu sistem devreye girdiği andan itibaren aslında emeklilik yılını tamamlamış herkesi etkileyecektir herhalde bu düzenleme. Öyle değil Tabii. mi? Tabii, emeklilik hakkınız var. O zaman sisteme girdiniz, kısa bir süre sonra emekli oldunuz. Evet, kıdem O zaman tabii tazminatımı emekli kimden maaşı isteyeceğim? yanında kıdem tazminatını yine eski sisteme tabi olan kısmını alabileceksiniz. Yeni sisteme tabi olan kısmının da bir kısmını alıp bir kısmını da size emekli maaşı gibi, emekli aylığı gibi emekli sistemi size ödeyecek. Tabii o duruma göre çok cüzi bir rakam olur. Çok az çalıştıysanız yeni sistemde daha düşük bir rakam olur. Yani Ama iki 18 ayrı mı? yaşında Ben mi anlayamadım? Özür diliyorum Mesut Bey. İki ayrı kıdem tazminatından mı söz ediyor olacağız? Yani bu sistem devreye tabii. girerse bir emekli olan kişi hem eski sistemde olduğu gibi kıdem tazminatını işvereninden talep edecek, bir de ayrıca bu fona başvurup buradan da ayrıca mı bir Hayır. para... Yani yürürlük tarihinden önceki hakları kalmış oluyor. Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemde hak ettiği kıdem tazminatını alacak. Ama bu dönemden sonra artık bu sisteme girdiği için burada karşısına fon çıkacak. Fonla muhatap olacak bu dönem için. Yani ikiye ayırıyoruz. Yürürlük tarihinden önceki dönem farklı, yürürlük tarihinden sonraki dönem için farklı uygulama Peki olacak. eline geçen para açısından nasıl bir fark oluşacak emeklinin? Emeklinin eline geçen para, şimdi eski kıdem tazminatına tabi olduğu dönemde tabii toplu parasını alacak. Ama bundan sonraki dönemde de
Orada biriken parasını artı devlet katkısı olursa onu da ekleyerek o biriken parayı senin bu kadar paran biriktirecekler emekli olduğu tarihte. Diyecekler ki bu kadar paran birikti. Kanunun hükmü eğer çıkarsa öyle %25'ini sana peşin öderiz. Geri kalan birikimini de biz değerlendirdik hepsini. Onu da sana aylık bağlayacağız. Senin baki ömrün ne kadar? Şu kadar. Sana bunun içinden aylık bağlayacağız. Baki ömür hesabı yapılır gene. Ona göre bağlanır. Peki sizce bu Ama gelişme bu emekliler için olumlu bir gelişme midir, olumsuz bir gelişme midir? onu zaman gösterir. Şimdi eğer bu parayı iyi değerlendirirlerse, hani başka yerlere harcamazlarsa, iyi değerlendirirlerse ileride bu kişiler daha güzel gelir elde edilir. Yani iki emekli maaşı yanında bir de fondan alacaklar. Yani sistemin güzel işletilmesine bağlı bir şey. Sistemde eğer güzel işle ya bu aslında devletin bir borçlanması gibi bir şey oluyor. Yani şimdi sizin maaşınızdan kesinti yapılacak, bu fona yatıracak. O fonu kim kullanacak? İşte hazine ne yapar o fondan? Para O topluyor fondan aslında bir para mı? şekilde devlet. Bir şekilde piyasada o da para çekmiş olacak. Yani ekonomide piyasadan para çekince enflasyon düşecek ya. Bir şekilde kıdem tazminatını alamayacaklar bu dönemden sonra. Tabii bu çok ileriye yönelik bir şey. 2025'te falan çıkacaksa onun getirisi götürüsü daha sonra olacak. Yani şimdiye kadar bu başarılamadı. Demek ki mahalli seçimden sonra bunu yapmayı düşünüyorlar. Çünkü mahalli seçimden önce bu yapmak biraz zor. Bunu kabullendirmek zor. Çünkü özellikle kamu işçilerine bir de kurumsal iş yerinde çalışanlara bunu kabullendirmek zor. Neden zor eğer bu onların lehine yapılmış bir düzenleme olacaksa? Şimdi şöyle, ben vatandaş olarak diyorsam ki ben kıdem tazminatını alırım iş yerinden, ben bunu daha iyi değerlendiririm. Çünkü hepsini alıyorum. Ben bunu ev alırım, araba alırım, gezerim. Ya böyle değerlendiririm ben bunu harcarım ya da. Yani paramı toplu almak istiyorum. Ben paramı toplu almak istiyorum. Ben paramı kendim değerlendiririm. Ama bana ta ileriki tarihlerde verilecek paranın emekli olmadan bir şey alamıyorsunuz zaten. Emekli oldum. Şimdi bunu emekli olmadan da alıyorsunuz kıdem tazminatını. Emekli olmanız gerekmiyor. İşveren sizi işten çıkardı, onu alabiliyorsunuz. Alıp istediğiniz gibi Şimdi harcayabiliyorsunuz. işten Ama çıktığında alamayacak mı bu artık kıdem tazminatını peki bu sistem yürürlüğe girerse? sistemde tabii ki alamayacak. Bir de haksız çıkarılırsa o hesabına geçecek. Ama kendi ayrılırsa o da devlete kalmış gibi bir şey oluyor eğer öyleyse. Ama bu insanların Yani kıdem tazminatının hakkının alenen elinden alınması gibi bir durum değil mi? zaten ondan çıkamıyor 2003'ten beri bu. 2003'ten beri bu 40 kere çıkardı. Yani siyasiler bunu göze alıp çıkaramıyorlar. Şimdi bundan sonra çıkarabilirler mi? Zor, ben zannetmiyorum bunu yapabileceklerini. Zor Peki. yani, çok zor. 2003'ten beri çünkü bu kanun değişikliğinde 1475 sayılı kanunda kaldı kıdem tazminatı. Yeni kanunda yok. Biz bunu kaldırırız, iptal ederiz, yerine bir şey koruruz diye öyle kaldı. 2003'ten beri 20 sene geçmiş. 20 senede yapılmayan şey şimdi nasıl olacak? Evet, yani Ben biraz da bir fonda paranın toplanmasına ihtiyacı varsa eğer devletin geçmişte evet. bu maksatla çeşitli fonlar oluşturulduğunu biliyoruz. Tabii O hepsinden yüzden biz belki gündeme hepsine girdik. gelmiş olabilir. Hepsine girdik biz. Hepsini zamanında zorunda üye olduk. Paramız pul oldu hepsinde. Çok eski zamanlarda böyle şeyler vardı. Adlarını da unuttum şimdi. Hani paramız pul. Öyle düzenlemeler var. Adlarını da unuttum. Peki, çok Ama çok teşekkür ediyorum Mesut Bey. Sözünüzü bölmüş olmayayım. Bir şey söylüyordunuz zannederim. bilmiyorum ya, biraz sıkıntılı bir düzenleme. Bilmiyorum yaparlar mı, yapmazlar mı? Ama biraz üstüne
devlet katkısını çok verirlerse biraz belki cazip hale getirebilirler. O zaman toplumsal olarak insanlar buna karşı çıkmayabilir. Ama dediğim gibi devlette çalışanlar, kamuda çalışanlar, kurumsal firmalarda çalışanlar buna asla razı gelmezler gibi geliyor bana. Çünkü onlar kıdem tazminatı bir hak olarak görüyorlar. Onun için bilmiyorum yapılabilir mi? Bu Peki, niyet o var zaman ama biraz bekleyip göreceğiz. Galiba bizi yeni bir tartışma bekliyor. bekleyeceğiz. Yok. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Balcı katkınız için. Sağ olunuz. Yapılır. Mesut Balcı efendim. Sağ olunuz. Sağ olunuz.